Bye. <laughs> Kurvetinin ikinci yüzyılında neler eksik, neler tamam, niye böyle oldu böyle mi olmalıydı? O kadar çok soru sorduk ki aslına bakarsanız biraz da Buruk üzüntülü seçim yenilgisinin yarattığı depresyonu hissederek e, ikinci yüzyılı e, kutlamaya e, çalıştık aslına bakarsanız. E, burada laik, demokratik, sosyal hukuk devletinden ne kadar uzaklaştığımız o hedef yüz, ilk yüzyılın e, simgesiydi e, ve hedefiydi. E, dolayısıyla ikinci yüzyılda ne olacak sorusunu ben bugün değerlendirmek istiyorum özellikle birkaç Veri kullanacağım. Dünya ekonomisi endeksinde Türkiye 167 ülke arasında 103. sırada. Dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 165. sırada. Dünya refah endeksinde 167 ülke arasında 93. sırada. Yani ortalamaya baktığımız zaman bu endekslerde sonlara doğru yaklaşan bir ülke böyle mi olmalıydı sorusunu Pelin Batuya sormak istiyorum. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Daha iyi olsun diye de değerlendirelim. Kafa kafaya verelim. Şu üzerimizdeki ataleti atalım istiyoruz. Ne dersiniz? Yapalım mı? Ya kesinlikle. Zaten hani umutsuzluk gibi bir lüksümüz yok. Ee, umutsuzluk ve e, karamsarlık bizim etrafımızı sarınca zaten istedikleri oluyor. Ve zaten o bahsettiğiniz ataletle e, sadece serzenişte bulunup e, yerimizde saymaktan başka bir şey olmuyor. Dolayısıyla bazen evet benim de elim kolum bağlandığını hissediyorum ve çok e, öfkelendiğimi de hissediyorum. Yani eskiden bu kadar öfkeli değildim. E, ama sonra kendi kendime diyorum ki ya bu hiçbir işe yaramıyor. Bir kere bir 5 yaşında oğlum var benim. Hı hı. Ee, ve bu ikinci yüzyılda bizim hakikaten yüzyıl önceyi sürekli kendimize hatırlatıp e, o işte atalarımızın, analarımızın nasıl bir mücadele verdiğini detaylı bir şekilde öğrenip e, onlar gibi mücadele vermemiz lazım. Çünkü yüzyıl önce de büyük bir umutsuzluk varmış. Yani o Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması mucize gibi geliyor bana. Yani bütün şartlar aleyhimizde. O da yok, yokluk içinde değil mi? Ne yokluk hastalık yani öyle bir mesela hastalıklar var ki İspanyol gribi olsun, tifo olsun, frengi olsun ya yani pek çok salgın hastalık var ya yani biz bir tane COVID yaşadık neye uğradığımızı şaşırdık dünya olarak o dönemde savaştan çok insanlar pandemilerden ölüyor ama buna rağmen nasıl canlı başla çalışıyorlar ve sadece hani savaş cephesi değil ya yani fabrikalar işte Sümer Bank gibi yerlerdeki e, girişimler, e, şehirleşme, e, kültür hayatı yani böyle canhıraş bir şekilde e, ülkeyi 10 sene içinde inanılmaz bir yere getiriyorlar ve yoktan var ediyorlar. Şimdi onlar yoktan var ettiyse bizim de işte satılmış kurumlarımız olsun, tüm e, İlkçe boşaltılmış eğitim sistemimiz olsun Gözlerinin körlüğü ya da işte kapanması maalesef tekrar açılmış ve bir yöne bakan hukuk sistemimiz olsun yani just diye tanrıçasından bahsediyorum ya yani bütün bunlar değişir değişmez değil yani sadece irade ve dirayet gerekiyor. O umarım onu bulacağız. Bulurken de sürekli aynı yanlışları tekrar etmeyelim. Hani siz size söylenmez belki böyle bir laf ama tarih tekerrür ediyor gibi olmasın diye umuyorum. Onun için de zaten eleştirel olmak, eksiği söylemek, tamamlayıcı olmak, yapıcı olmak gerekiyor bu süreçte. Bu anlamda ben mesela laik demokratik sosyal hukuk devletinin bir yüz, ilk yüzyılda bir hedef olduğunu ifade ettim. Buraya katkılar koyalım isterseniz. Hani o sizin de gördüğünüz o aydın kimliğinizle eksikleri tamamlayalım elimizde ne kaldı? Nereden toparlarız? Nasıl toparlarız? Ne görüyorsunuz? Ya bir kere bu leiklik meselesi gerçekten de son 20-25 yıl bize gösterdi ki bizim olmazsa olmam, olmazımız, temel taşlarımızdan bir tanesi. Bir kere bizi Orta Doğu'dan ve diğer Müslüman ülkelerden ayırt eden en temel şey ve Atatürk'ün de vazgeçilmez konularından bir tanesi. Sadece Atatürk'ün değil ama pek çok kurmayının, pek çok o mecliste yer alan ilk 1900 23'ten itibaren yer alan meclisteki e, vekillerin sürekli altı, altını çizdiği bir konu. Şimdi laiklik elden gidince ya da bu sekteye uğrayınca her taraf işte tarikatlar sarınca o zaman hakikaten sadece hani bir din mesela bir dünya görüşüdür ve çok kişisel bir şeydir öyle değil mi? Ama bunu kurumlara yansıtıp da her tarafı tarikatların kontrolü altına verince siz bilimden uzaklaşıyorsunuz. Siz çağdaş yaşamdan uzaklaşıyorsunuz. Siz kadın haklarından uzaklaşıyorsunuz ve daha nice şey kaybediyorsunuz. ya yani Dolayısıyla o aslında birazcık bir şey gibi çimento gibi yani pek çok şey birbirine bağlayan ve bizlerin hani daha e, ya sadece batıya dönük değil daha özgür e, daha cesur hayatlar e, yaşamamızı sağlayan bir aslında öge. Şimdi siz yani son yıllarda bakıyoruz bir, bir, her taraf imamatip olmuş. Yani neden bu kadar imamatip var diye sorguluyorum ben. Diyanetin neden bu kadar çok bütçesi var diye sorguluyorum. Yani eğitime, kültüre, bilime yani TÜBİTAK gibi kurumlara bakıyorsunuz hakikaten yani gün geçtikçe pisa skorlarında ve diğer uluslararası endekslerde sizin başla verdiğiniz e, istatistikler gibi şöyle bir e, aşağıya doğru iniyoruz. Yani daha yakın bir tarihte öğrendim Türkiye'de 100 binden fazla kitaba sahip iki tane üniversite varmış. Ya bu bu çok korkunç bir istatistik. E dolayısıyla bizim hani laik bir işte eğitim sistemi olsun, hukuk sistemi olsun, sosyal hayat olsun. Onu zaten bizim böyle tekrar içselleştirip pratiğe koymamız gerekiyor. Evet anayasamızda yazıyor ama hepimiz gayet iyi biliyoruz ki teori ve pratik maalesef hiçbir zaman örtüşmüyor bu ülkede. Dolayısıyla kendi hayatlarımızda mikrodan başlayıp makroya da bunu yansıtmamız gerekiyor. Ve bu mesela kadın meselesine de direkt bağlanıyor zaten. Oradan da devam edelim ona yönelik de bir sorun vardı Pelin Batu ama şu tam geldiğiniz noktada şu çok önemli geliyor bana şimdi bir şekilde ilk yüzyılda işte sonuçta Nobel alan isimler var ilk yüzyılda bundan sonrasında olacak mı bilimsel anlamda çok zor çünkü bilimsel sizin de ifade ettiğiniz gibi istatistikler aşağı gidiyor ama bir yandan da bunu toplum sanki bilmiyor gibi de, e, iyi anlatılamıyor gibi de e, bir yarılma var biliyorsunuz. Hani siyaseten ikiye bölünmüş bir toplumdan söz ediyoruz. Kutuplaşmış bir toplumdan söz ediyoruz. Bir tarafı konsolide eden kitle bunu kendine göre yeni bir tarih yazıyor. Öbür tarafa bakıyoruz. Bu hafta e, üçüncü Atatürk filmi de vizyona girdi Fox'un ki. E, ben mesela çok dikkat ettim. ilk iki fi film bu son akşam yemeğiyle Zübeyde beklenen vizyonu sağlamamış diye haberler vardı. Ama e, hani sizin sinemacı önünüz olduğu için bunun da bence anlatılamaması ya da ilgi görmemesi çok dikkatimi çekiyor. Fox'un Atatürk'ü neyse ki ilk günden eee edilen vizyonu sağlamış ama benim dikkatimi çeken şey şu. Eee anıt insanlar dolduruyor ama o filmleri izlemiyor. Yani bir Cumhuriyetin o büyük mühendislik projesi diye görüyorum ben onu gerçekten ciddi bir sosyolojik siyasal bir proje Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan ve başarılı olan ama bu demek ki bu başarı anlatılamıyor mu İnsanlar ilgi mi göstermiyor Atatürk filmlerine bir kuruluk mu var anlatmayı mı beceremiyor Türkiye'nin aydınları kendini yani buradaki tıkanıklığı nasıl görüyorsunuz çok uzattım ama. Estağfurullah yani şöyle ben ben de filmleri izlemediğim için e, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim yani çünkü e, fısıltı gazetesi bir şey vardır e, biliyorsunuz deyim sinemada. Hani bir film e, kulaktan kulağa tavsiye ile çok iyi film mutlaka izlemelisin denilirse izlenir. Yani sadece çok fazla sinemada oynaması ya da e, çok fazla böyle reklam Bütçesi ayrılması ile ilgili değil. Dolayısıyla belki hani hakikaten insanlar daha duymadı. Ama bir de hakikaten siz de başta söylediğiniz ekonomik anlamda ülkemiz felaket bir vaziyette ve normalde sinemaya yalnız başına gitmediğinizi düşünürseniz bir ailenin sinemaya gitmesi bugün gerçekten bayağı pahalı bir şey. Ya ben bile hani düşünüyorum bir dışarı çıkmak hani gidiyorsunuz diyelim yiyecek bir şey alıyorsunuz. Bir araca biniyorsunuz, taksiye biniyorsunuz, işte toplu taşımaya biniyorsunuz her neyse. Yani ...bayağı yüksek bir maliyete geliyor. Dolayısıyla insanlar da suçlayamıyorum. Yani, ama diyorsunuz ki... ...işte bu son Fox'ta... ...gösterilecek olan... ...ama sonra sinemalarda gösterilen falan... ...bir gi gişesi iyi. Bence orada da çok fazla polemiğe sebebiyet verdi. Herkesinden insan... ...Aa işte Fox neden yayınlamadı diye... ...merak etti. Biraz ondan dolayı gişesi yüksektir. Yani orada o... Ters reklam olmasaydı, böyle kavgalar olmasaydı, herkes Fox'u linç etmemiş olsaydı belki de bu filmin gişesi bu kadar iyi olmazdı diye düşünüyorum. Ama evet. dediğim gibi film izlemediğim için bilmiyorum ama halkın gerçek anlamda evet %100 haklısınız. Anıt Anıtkabir'e akın akın gittiler ki bu beni çok umutlandırdı. Doğru. Ee, ama yani 1 milyon, 1 milyon, 182 bin 425 kişi tespit hani Anıtkabir'in gişesinden geçen. Onun dışında çok kalabalık diye girmeyen de bir o kadar insan dışarıda Anıtkabir'i seyredip o havayı soluyup ayrıldı. Ya da konsere gitti orada bir işte sevgisini sundu ayrıldı. Yani bu da çok önemli bir o kadar daha diyoruz. Her seferinde bunu da altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Yani inanılmaz bir sevgi gösteriliyor. Ee, bu da sizin dediğiniz gibi ekonomiyle de bağlantılı. Ama ben burada bir de anlatım sıkıntısı da var var mı? O kısmı da yanıtlamanızı rica edeceğim. Ya inanın ben e, ya filmler bazında seyretmediğim bir şey hakkında konuşmanın haksızlık olacağını genel düşünüyorum. Genel değerlendirelim. O dönemi anlatmak adına diyelim. Ya bizde genel olarak tarih filmleri çok problemli oluyor. Şimdi ben mesela BBC ile daha önce çalıştım. Ya bir basit belgesel için ya da bir 5 dakikalık program için 2 sene hazırlık yapıp işte devreye tarihçileri sokup e, dönemi gerçekten iyi irdeleyip ciddiyetle iş yapıyorlar ve bütün dünya yani bir tane belgesellerini 100 milyon insan izleyebiliyor mesela. Şimdi burada benim en azından çalıştığım ve gördüğüm pek çok projede her şey son dakika yapılıyor ya da işte 6 ayda bir senede yapılıyor. Bizlere senaryo diyelim bir ay önce geliyor ve doğru hazırlanma bile şansımız olmuyor. Yani bir oyuncu diyelim Zübeyde Hanım karakteri ya da Mustafa Kemal karakteri. Sözümüz meclisten dışarı bu filmlerde gerçekten ne kadar bir hazırlık oldu bilmiyorum ama inanın benim şimdiye kadar çalıştığım pek çok filmde ya son dakika geliyor. Siz ne kadar karakter analizi yapıp o dönemi irdeleyip çalışacaksınız kaldı ki. Siz karakterinizi diyelim hazırlandınız ama sizden önce o filmin ıı, işte mesela dönemini çalışan sanat yönetmenlerinin her detayı düşünmesi lazım ki hani o bizim 1970'lerde 80'lerdeki komik sahneler olmasın yani kol saatli işte tarihi kahramanlar olmasın. Doğru. Ama oluyor. Dolayısıyla bu genel bir hem vizyonsuzluk hem tembellik özensizlik. hem de özensizlik ve işine sahip çıkmama ama bunlar Türk seması tabii ki 70'lerden bu yana gelişti. ama yine de ben çok daha uzun süre ayrılması gerektiğini inanıyorum ve bu her şey için geçerli. Bizler hani sıcakkanlı insanlarız. Bir an önce her şeyin ol, olması, bitmesini istiyoruz. Ama öyle olunca da sonuçlar ortaya çıkıyor ki çok da böyle elle tutulur işler yok benim birebir gözlemlediğim, kendi oynadığım filmlerde de gözlemlediğim bu oldu. Ben yani çok nadirdir. Bir proje bana mesela 6 ay önce gelsin. Ki 6 ay çok zaman değil aslında. Ne kadar özen gösterirseniz, emek verirseniz o kadar iyi sonuç alırsınız. Bu da çok basit bir denklem yani sonuçta değil mi? Ee, bu anlamda peki sinemadan çıkalım. Bu anlamda ben mesela 100. yıl hazırlıklarının da çok büyük eksik olduğunu düşünüyorum. Bir hayal kırıklığı yarattı mı sizde de? Yani ben daha yani yıllar öncesinde bugüne hayal ettiğimde ki biz bunu yıllar önce konuşmuştuk, çalıştığım kurumda bir belli bir süreç 1919'dan itibaren işte 2023'e kadar ah planlayalım, yapalım falan diye böyle heyecanlanmıştık falan. Ya gerçek hayal kırıklığına uğradım. Muhalefeti dahil, CHP'si dahil yani her şeyiyle söylüyorum. Sizde de bir hayal kırıklığı oldu mu? Kesinlikle yani bir kere şöyle kutlama yapılır İnsan kendi evinde üç arkadaşıyla da e, cumhuriyeti kutlayabilir anıt e, Anıtkabir'e giderek de ya da bir Maltepe'de bir işte bir semtte gidip sokakta şarkı söyleyerek marşları dillendirerek de kutlayabilir ama benim asıl beklentim şuydu şimdi dünyadaki çeşitli yüzüncü yıl kutlamalarına bakın. Paris'te yüzüncü yıl kutlamalarında Eiffel kulesi dikildi ve şu anda Paris'in sembollerinden bir tanesi oldu. Amerika'nın yüzüncü yılında e, özgürlük anıtı Mısır'dan getirilip dikildi. Şu anda Amerika'nın New York'un sembolü. E Yani kalıcı bir şey bekliyordum ben çünkü. Yani sonuçta bu partiler, konserler, kutlamalar tabii ki güzel. Seviniyoruz. Demek ki yani Cumhuriyet coşkusu yaşıyor diyoruz. Yani bununla yetiniyoruz. Ama kalıcı bir eser yapılmalıydı bence. Yani şu anda biz belki de son yıllarda hep heykele düşman vaziyette yaşadığımız için zaten hani heykelleri ucu beleştirip onları böyle yıkıyoruz. ama hakikaten ben böyle bir Cumhuriyeti sem sembolize edecek bir Kalıcı eser hayal ederdim bir. İkincisi, mesela daha dün akşam bir sergiye gittim. Arada çok güzel sergiler oluyor, ama pek çok kurum sergisini çok yalap şap yapmış. Yani böyle ne bileyim üç koridor bir şey koymuş oraya üç beş tane fotoğraf, birkaç tane yazı. Yani bu sergiler çok iyi kitaplara dönüşebilirdi ve bu da kalıcı bir eser. Yani suyun üzerine yüz, yazı yazmaya gerek yok. Siz o sergilerin o işte Cumhuriyetle ilgili belli konuları yüzleşme babında yapsanız bir sonraki yüzyılda da düşünecek, irdeleyecek, araştıracak, soru sorduracak bir Temel eser bırakmış olursunuz. Ne kadar önemli. Evet. Benim de aklımdan geçen hep odur. Mesela mimari alanda bir mahalle kur ya da işte dediğiniz gibi heykel yapı kur. İşte sağlıkta bir buluş olsun. Ee, siyasette çalıştaylar düzenle. Yani bir hem içinde helalleşme barındıran çok hani moda deyim olduğu için kullanmak istiyorum. Çünkü her ne kadar İslami bir söylem olsa da siyasete mal olmuş bir kelime oldu. Hem de böyle yumuşak karnını artık temizleyip yola daha ferah ilerleyebilme, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına daha güzel şeyler edebilme, yeni bir e, vizyon sunabilme anlamında e, kendini toparlamış olursun gibi hissediyordum. istiyordum açıkçası böyle şeyler olmasını. Tam da bu noktada e, Atatürk Cumhuriyeti, e, Atatürk arkadaşları kurduk, ilan ettiklerinde bu ülkeyi kurduklarında bir milliyetçilik uluslararası bir konjonktür var. Bir milliyetçilik rüzgarı var. Ulus devletler var. Şimdi hep deniyor ya hani ulus devletler bitti, şu oldu, bu oldu. Öyle bir karmaşık durumdayız ki şu anda bir kaotik dünya var benim gördüğüm kadarıyla dünya ile paralellikte Türkiye'nin önünde ne var ne, ne görüyorsunuz yani eşit yurttaşlık diyor kimileri mesela yurttaşlık kavramını ve hukuku önceleyen bir yapı öngörüyor sizin hani vizyonunuz ne görüyor geleceğe baktığınızda nasıl bir rahatlık sunar nasıl bir yoldan yürünmesi gerektiğini düşünüyorsunuz yani bu yüzyılın Atatürk'ü olsa ne yapardı acaba hangi şeyden etkilenirdi ne dersiniz bir kere Atatürk çok yönlü ve çok katmanlı okuma yapabilen yani hayatı okumak anlamında yapabilen bir vizyoner olduğu için dünyanın temel problemlerini ele alır ve dışa bağımlı olmayan, kendine güvenen ve hakikaten o yurtta sulh idealine kararlılıkla yüölüye sokan bir insan olurdu diye düşünüyorum yani bunları yapardı yani dünya gözlemleyince ne görecek Göreceği şey suyun bittiği özellikle bizim ülkemizde su fakir bir ülkede yaşıyoruz gerçekten İstanbul'un mesela ben daha geçen Cuma günü canlı yayında öğrendim Avrupa yakasında yüzde sekiz su kalmış bu ne demek bir ay içinde biz böyle belki de su, şey yani su depolamak zorunda kalacağız ve böyle şeyde ya e, yani ger, ne, ne yapacağız bilmiyoruz. Susuz yaşanmaz sonuçta. Dolayısıyla su meselesi ki bu e, uluslararası hukuka da giriyor. Çünkü komşularımızla bu anlamda savaşabiliriz bile. Yani e, öngörülen bütün çevrecilerin hani distopya gibi geliyor, korku filmi gibi geliyor ama yani istatistikler ortada, su kaynaklarımız ortada, yeraltı sularının acısı olma durumu ortada. Yani kullanılmaz halde olması. Ve işte deniz suyunun tatlı suya çevrilmesinin önündeki teknolojinin çok pahalı olması durumu söz konusu. Bu işin çevre boyutu. Yani bir de tabii ki küresel ısınmayla ile birlikte şu net önümüzdeki 30 yıl içinde biz mesela Urfa'da diyelim ya da Antep'te yazın 50 derece oluyorsa şu anda o daha da, ya da 40 derece oluyorsa neredeyse 8 9 derece yükselecek o. Yani Basra e, ve Mısır kıvamına gelecek bizim güney illerimiz. Kuzey illerimiz de yani işte Kar Karadeniz bölgesi de e, Adana, e, Antakya, Antep neyse o olacak. Bu da net. Yani dolayısıyla bir, bir kere Atatürk ve arkadaşları bunu zaten bilimsel tablolarla net bir şekilde görüp Önlemini almak değil belki ama en azından suyu çok daha tasarruflu kullanmak, toprağı çok daha verimli kullanmak, tarımı geliştirmek. Yani Atatürk'ün zamanında yani toplumun yüzde yetmişi köylü toplumuydu, tarım toplumuydu. E, biz bununla da gurur duyuyorduk. Avrupa'ya işte gayet güzel işte ürünler gönderiyorduk. O fakir cumhuriyet olmasına rağmen. E şimdi ne oldu? Şimdi biz her şeyi her anlamda dışa bağımlıyız. Affedersiniz hıyarı bile dışarıdan alıyoruz yani. Dolayısıyla yani bu dışa bağımlılığı önlemek için ve kendi öz kaynaklarımızı daha verimli değerlendirmek için adım atarlardı bir hukuk meselesi. Ya rahmetli babam derdi ki bir ülkede hukuk olmazsa o ülkeden Hı, hiçbir terbiye. şey olmaz. En temel şeydir diyordu haklı. E şimdi bakıyoruz gerçekten hani ben yıllar önce programımda bir tane çok güvendiğim ve çok da önemsediğim bir avukatı davet etmiştim Efkan Bolaç'ı ve Efkan'la bir anket üzerinde konuşuyorduk. O dönemde bir anket yapılmıştı. Sokaktaki halka herkese soruyorlar. Türkiye'de adil hukuk var mı diye inanıyor musunuz diye. Yüzde sekseni o dönem kim kaç yıl oldu? Gezi zamanıydı bu. Yani on yıl olmuş. Hayır yani yüzde sekseni inanmıyoruz demişti. Yani adil hukuk yok demişti. Bu anketi tekrarladığı için Yargılandı ee, ve hani baya bir e, tekrar tekrar temcit pilafı gibi karşısına çıkıyor bu dava. E sonuçta hani adil hukuk olmayınca hiçbirimizin güvencesi yok. Ee, ve hepimizin hani e, söylediği şey e, böyle bir tehlike arz ediyor. Ee, ve otosansür uygulamak durumunda kalıyoruz ya da işsiz kalıyoruz. Yani gazeteciler Türkiye'de basının durumu ortada. Ee, pek çok arkadaşımız ya içeride e, terörist muamelesi görüyor ya dışarıda sürgün e, hayatları sürüyorlar. Bu çok acı bir şeydir. Çünkü medya, e, o sizin en başta bahsettiğiniz toplumu aslında toplumun toni gibidir, kendine getirir. Çünkü e, muhalefet de, e, iktidar partisi de bir kendi çeki düzen vermek durumunda kalır e, medyanın ifşa ettiği gerçeklerle. Ama şimdi o olmayınca yani ve e, ku, kuvvet ayrımı denilen şey ortadan kalkıyor. Dördüncü Bütün bunu... medya yok, yargı yok. Değil mi? E, yasama yürütme yok. birbirinden birleşmiş. E, ben de e, aslında bu Söyleşi dizisinin adını 100. yüzyılda tehlike hattı kuralım diye düşünerek başlatmıştım. Dolayısıyla tam da o hatta geldi sizin söylediğiniz, o hattı tanımlar cümleler oldu bunlar. Buraya bir şey daha eklemek isterim Pelin Batu son olarak. Hani kadın dedik, belki kadınla bitiririz. Çerçeve oraya oturuyor çünkü. Mücadelenin başlangıç noktası o olacak herhalde. Şimdi biraz önce Atatürk'ün yol haritası, işte laik demokratik sosyal hukuk devleti çizdiği yön, vizyon dedik. Ee, sorarken soruyu başlarken öyle dedik. Ee, bizi şu anda yöneten iktidarın yol haritasına baktığımız zaman en çok kullanılan kelime e, Avrupa'daki o faşist dalgayla birlikte aslında diktatöryal dalgayla birlikte milliyetçilik rüzgarıyla birlikte değerlendirilen de bir konu aynı zamanda. Erdoğan yönetiminin dini referanslar kullanarak bir ülkeyi tanımlaması yani dini bir faşizmden Aslında bir nevi e, e, tanım olarak e, söz edenler oluyor Ben de açıkçası e, oturduğunu düşünüyorum bu tanımın buradaki eylemlere ki kendisi böyle bir e, nas en basitinden ekonomiyi nas diyerek tanımlamasıyla beraber nas böyle gerektiriyor diyerek tanımlamasıyla beraber de bunu ortaya koymuş oluyor. Yani dini referanslarla bu ülke artık yönetiliyor. Bu yüzyıla girişimiz böyle. Bu, bu vizyon bizi ne kadar taşır, nasıl taşır o ayrı bir tartışma konusu. Ama bu nasıl bir tehlikedir? Ne dersiniz? Ve bu tehliketen çıkışın, bu tehlike hattını böyle kurarken bu tehlikeden çıkışın yönü Kadına yönelik şiddet, bakış açısı, dışlama, toplumsal e, yapı, özellikle bu bürokratik çevrede ve görünürlüğü olarak baktığım zaman ben çok net görüyorum onu e, dışlamayı. E, bu anlamda o kadın mücadelesiyle mi e, bu hattan çıkılır? Ne dersiniz? Ya bir kere ben gerçekten e, kadınların devrim yapacaksa yapacağını düşünüyorum. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Çünkü yüzyıllardır hakikaten sistematik bir ezme, görmezden gelme ve eşitsizlik var. Ben bizim parlamentomuzun tarihine bayağı derinlemesine çalışıyorum son yıllarda. Ve 1935'te önce 17, 10, sonra 18 kadın seçildiğini biliyoruz hepimiz. Gurur kaynağımız hatta yani pek çok batıdaki ülkeden daha önce diye hep bunu dillendiriyoruz ya. Ve Fakat 2007 yılına gelinene kadar bu istatistik yani hani oran meclisteki sayıyla kıyaslanınca 2007'ye kadar bu rakam yakalanamamış. Yani kadın vekil sayısı anlamında. Bu utanç vericidir. Ama son yıllarda hakikaten kadınların sivil toplum örgütleri olsun, eğitimde olsun sanatta olsun, edebiyatta olsun gerçekten ön plana çıktığını görüyoruz ve bu bir tehdit olarak algılandığını da görüyoruz. Çünkü 8 Mart'lar, ya ben en azından siz Ankara'da aynı şeyleri yaşıyor musunuz bilmiyorum ama İstanbul'da Taksim Meydanı bir böyle savaş alanına dönüyor. Her yer kapanıyor. Böyle emir, emir kulu diyebileceğim, onları suçlamıyorum ama böyle coplu, gazlı Polisler, özel kuvvet böyle duvar örüyor ve yani ne, neden korkuyorsunuz? Yani kadınlar gayet barışçıl bir şekilde yürüyecekler buradan yani hiç kimse e, bir şiddet e, eylemi yapmayacak. Sadece biz de varız demek için orada. Ama biz yokuz diye bu yürüyüşler yapılıyor. Zaten var olsak, eşit olsak. Yani toplumsal eşitsizlik konusunda da dünyadaki en geri ülkelerden bir tanesiyiz. Parlamento konusunda da öyle. Yani biliyor musunuz mesela ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Dünyada en eşit parlamento kadın erkek temsili açısından Rwanda. Sonra Küba. Beş numara mesela Birleşik Arap Emirlikleri. Yani şimdi biz hani Arap diye ırkçılık ortladı, Arap diye bakıyoruz ama bizden daha fazla kadın vekilleri var. Daha fazla kadının sesi temsil ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ya da Rwanda'da. Şimdi bu anlamda Bizim hani kadınlar olarak daha fazla temsil edilmemiz, ses sahibi olmamız ve hani hukuk yapıcıları olsun, lawmaker deniliyor ya, işte e, adalet sisteminde, parlamentoda e, ve hani karar verici makamlarda kadınların olması lazım. Ve bu arada hani feminist kadınların olması lazım. Bu parantezi de açayım çünkü e, yani böyle erkek söylemini, patriarkinin o e, korkunç, cümlelerini tekerrür eden kadınlar da pek yani kadın nicelik kadın önemli yani nicelik değil sadece. Yani sadece kadın olması önemli değil. Siz işte e, diyelim tecavüzle ilgili e, korkunç bir konuda aklama e, oyu verip de e, hala kabullenemediğim cümleleri kuruyorsanız o dönem şimdi tekrarlamama gerek yok hepimiz <laughs> hatırlıyoruz. E, ya o hani kadın vekili olması ya da kadın bakan olması pek bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla hakikaten Atatürk'ün o vizyonundaki e, işte gerek inşaat mühendisi olsun, gerek e, tıpta en önemli pozisyonlarda doktorlar olsun. E, yani klasik erkek mesleği diye bakılan 1920'lerde 30'larda her konuda kadınları ön plana çıkartmış. Uluslararası tıp kongrelerine özellikle kadın doktorları göndermiş bu konu konuda Türkiye'yi temsil etsin diye. Burs vererek gencecik öğrencileri fakir cumhuriyet gönderip Halit Çambel gibi kadınları bizim toplumumuza kazandırmış. Bir ülkeyi tekrar o fabrika ayarlarına dönmesini hayal ediyorum ben. Ama hiçbir kadın hakkı, hiçbir kadın işte mecliste temsili Böyle güzel bir gümüş kaşıkla ya da tepsiyle bize sunulmuyor. Bütün bu haklar 1920'lerde de Mustafa Kemal'e rağmen zorla elde edildi. Çünkü onun da karşısında biz işte dört eş isteriz diye bağıran meclis üyeleri vardı. Kadınların kendi bilek güçleriyle, emekleriyle ve cesaretiyle bu haklar kazanılacak. O, o hakları da kendileri Kazanacağını eminim. Bizlerin hep beraber e, hani kadın kadının kurdu değil yurdu denilir ya klasik laf e, birbirimizin yurdu olarak bu hakları kazanacağız. E, dini faşizm denilen dünyanın her bir tarafında hortlamış olan mevhumda aslında dönemi okumak açısından anlaşılır geliyor bana maalesef. Çünkü ne zaman ekonomik krizler olsa ne zaman e, toplu göçler olsa çünkü şu anda dünyada demografi değişiyor. Avrupa'da mesela bakacak olursanız her yer e, yani yaş ortalaması çok yükselirken kimse doğur çocuk doğurmuyorken Afrika'dan, Asya'dan akın akın işte Akdeniz'le boğula boğula e, o, o Avrupa ülkelerine akın eden insanlar var. Şimdi bu insanlar akın ettikçe çünkü yani ya savaştan kaçıyor ya ekonomik şartlar ve daha iyi bir hayat çocuklarını sunmak için bu insanlar ölümü göze alarak kaçıyorlar ve sığınıyorlar bu Avrupa ülkelerine. E, Avrupa ülkelerinde etki tepki meselesi hani e, ırkçılık hortlamış oluyor ve faşizm hortlamış oluyor. Tamamen ekonomik yani Hitler'in çıkması da ya da Mussolini'nin o dönemde 1920'lerde böyle işte pilavı pişirip ondan sonra kaynama noktasına gelmesi tamamen yani ekonomik ve sosyal anlamda insanların o güvensizlik duygusundan çıkmıştı. O yüzden İtalya'da, Macaristan'da, Amerika'da bile yani bana göre Trump da başka bir faşisttir. Tekrar geleceği söyleniyor. Evet. Yani tesadüf değil. Yani bütün bunlar o insanların güvenini sarsıldığı ve en azından daha rahat yaşayacağız güvencesine bunların popülist söylemleriyle bulduğu için bu insanlar bu kadar çok oy alıyorlar. Hep ee, ama... diyor Pelin Batu mesela Gazze'ye de bakınca bütün Avrupa hayal kırıklığı benim için. Yani insan niye böyle kendi evrimini tamamlayıp da edindiği birikimle medeni birikimle yol alamıyor acaba? Umudunuz var mı bu anlamda diyerek bitireyim ben buyurun. Ya e, tarih tabii ki birebir tekerrür etmiyor ama maalesef yani şey bana özellikle Gazze'yi söylediğiniz için ya 1945'te o Nürnberg mahkemelerinde ya, Yahudilerin yaşadığı zulüm, soykırım herhalde bütün Avrupa'nın utancıydı. E şimdi aynı şey kendileri yapıyorlar ve nasıl oluyor da bu kadar kısa bir zamanda e, insanları bu kadar zulmedip insanları bombalayıp insanları aç susuz bırakıp ilaçsız bırakıp e, yani 4000'den binden çok çocuk öldürüldü son bir ayda. Bu hani kabul edilemez bir şey ve dediğiniz gibi Avrupa'da Birleşmiş Milletler'de Amerika'yı saymıyorum ya büyük bir hayal kırıklığı yani ha. tekerür değil ama insan sanıyorum yani ders almıyor ders almayınca da aptallığın tanımlarından bir tanesi bir hatayı tekrar tekrar işlemek yapmak. Gerçekten bir, bir tanım bu aptallığın. Ya yani demek ki bir tarafımız gerçekten aptal ee, ve e, sanki rövanş alırcasına yaşıyoruz. Ee, çünkü hani o geçmişte yaşananlar e, isteyen istediğini unutuyor. Ee, hatırlamak istediğini tercih ediyor çok çok acı yani ne diyeceğimi bilemiyorum bu konuda çünkü yani birazcık özellikle 20. yüzyılda yaşanan büyük trajediler, büyük soykırımlardan homo sapiens ders almış olmalıydı ama belli ki ders almıyor. Evet maalesef yine de biz umudu barındıralım da yani çünkü umuttan başka çıkış da yok galiba değil mi? Öyle, öyle. Pandora'nın kutusu derler ya onun dibinde de bir tek umut kalır yani bütün her türlü kötülük fışkırır ama yani o alt yani binlerce yıl önce yazılmış bir mitostan bahsediyorum. Aynı şey hani antik Yunan'da da varmış. O umudu yaşartmamız gerekiyor. Başka türlü zaten yaşanmaz diye düşünüyorum. Sürekli bu kötülükleri tanıklık edip suçluk duyarak hayat geçmez. Evet, umudunuz daim olsun diyeyim ben de. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.